şeyden filmden kalktı. Bunabilelim mi? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ha. Buna biniyorum. Hayır. Yani ne var bunda? Bundan mı korktun yani? Şimdi şundan mı korktun? Evet, korktum. Minicik çocuk miymişti ya? Minicik çocuk işlemiyor çünkü. Çok ısrar ettiğim o aptal dönen şeye bindik. Ve ben bayıldım. Elim ayağım tutuldu. Biz de artık. Yemek yiyeceğiz canım. Yemek istemiyorum. Midem bulanmıyor ya. Başım hala zor. Ya yeter artık bir mi? Sinerden önceki son çıkıştayız. Heyecan dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Çok güzelsin. Dağa bak. Burada bir balonla balık kesiyorlarmış. Buradan çıkınca ileride hemen adrenalin dünyası. Yüksek ihtimalle yılanlar var. Çok güzel vardı. Evet, balık da burada. En çirkin balık. Gözüme yaklaşsana bir tane. Ölüyor musun? Ya! Şurada kim var bakın. Şimdi size bir şey göstereceğim, korkmayın. Çünkü biraz önce suyun içinden çıktık, bunu görmeye hazır değilsiniz. Tehlike anında yılan gibi tıslayarak düşmanını korkutmuş. Aa, çok kötü! Odana girip de tıslamış. Örümcek fobisi olanlar çıksın videodan. Videoyu ileri sarın. Ben de kapatıp çıkıyorum buradan. Aa, aa. Çok güzel değil mi? Bayağı güzel yapmışlar, bakar mısınız? Arkadaşlar 339 numaralı otobüsten indik ve bakın neredeyiz? Nata Vega. Türkiye'nin en büyük akvaryum geçidi varmış burada. Aynı zamanda buz pateni de varmış ve outlet. Gideceğiz. Arkadaşlar AVM'nin içine girdik. Şu an şöyle arkamda görüyorsunuz. İki kat aşağıdaymış Nata Vega'da. Bilet aldık. Biletlerin öğrencisi 46, yetişkin 56 TL'ydi. Birazcık pahalı ama Türkiye'nin en büyük akvaryumu olduğu için ve biz de gezmek istediğimiz için size de göstermek istedik. O yüzden girmeye karar verdik. Bilet aldık. Öyle. Şimdi gidelim. Ben size her şeyi çekeceğim. Ve doğru yerdeyiz. İlk kat aşağı timsah varmış. Gidelim. Çok iyi yalnız. Şuraya bakın. Çok korkunç değil mi? Şuna bakın arkadaşlar, deniz anasından ışık falan yapmışlar. Ama şöyle bir haberimiz var. Bu biletler bir gün içinde kullanılması gerekiyormuş. Ve şey, akşam 10'a kadar çıkmış. Önce biz bir buz patenine gideceğiz çünkü burada buz pateni de varmış. Önce oraya gidelim dedik, sonrasında da akvaryuma gidelim dedik. Çünkü onun 10'a kadar zamanı var ne de olsa. Kapanmadan gidelim dedik. Biliyorsunuz ben uzun yıllardır buz pateni yapıyorum. Çekerim orayı da. Ayvelim. Ben yapmıyorum. Burası bir kat aşağısı. Şimdi biz buz patenini arıyoruz. Nerede acaba? Arkadaşlar bu arada AVM çok büyük. Aşırı büyük yani. Şu iki parçadan oluşuyor. Arada geçiş falan var. Çok güzel. Arkadaşlar buz pateni buradaymış. Pek küçük ya. Çok küçükmüş. Ama bir bakalım. Çekelim size de. Burası da poligonmuş. Atış falan yapıyorlar. Oha çok iyi. Simülasyon merkezi falan diyor. Aynen. Gerçek değil mi? Değil. Bakın burada da buz pateni. Daha buz pateni beklediğim kadar büyük değil. Çok küçük. Bahçeli'ye gitsek daha iyi olur. Bakın ya. Evet. Ve heyecanlıyız. Arkadaşlar tünelden önce son çıkış burasıymış. Şimdi girmek istemediğimize karar verdik. Biraz yemek yiyeceğiz, dolaşacağız, sonra gideceğiz çünkü 10.30'a kadar zamanımız var. Heyecan dolu bir yol lazım. Çok güzel yapmışlar ya. İçeriği aşırı merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok güzel. Burada bir fotoğraf çekinelim şimdi. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Burada da hediyelik eşya satılıyor galiba çıkışta. Çok iyi. Şuradan da giriliyor. Bakın ne gördük burada. Arkadaşlar AVM'nin içerisinde resmen Luna Park var. İsmi Funland. Şöyle bakın şurada hız treni falan var. Oraya en son gideceğiz çünkü hız trenine binmeyi düşünüyoruz. Millet çıldırıyor orada. Şimdi önce bir şurayı gezelim. Burası da devamı çünkü.
Bakın şimdi. Ya şahane değil. AVM, AVM değil resmen. Her şey yani. Şuraya bakın. Cidden burada bir şehir kurulmuş. Kendisi yaşıyorlar. Şurada ne var? Ay, korku tüneli var. Bak çatıya bak. Bu mu? Açılsın da izletelim. Karşıda go kart falan da varmış. Oo, şu bile var burada. Yok, yukarı çık. Evet, asansör. Selen küçükken beni buna bindirdi. Ablası niye bindirdin? Ne olduğunu da bilmiyorum. Ne olduğunu bilmeyen içeriye binmeyeceksin. Mesela şuna binebilirsin. Ablam da hiç güvenmemiş. Ablanız da olsa güvenmeyin. Yukarıda ne var? Galiba yukarıda bir şeyler var. Şu şimdi çalışacak da çok küçük çocuklar mıymış Samet ya? Minicikler, baksana. Ben bu AVM'ye bayıldım. Bir daha hep buraya geliyoruz. Ankamoni satıyorum, tamam mı? Ve başladı. Bakalım nasıl bir şeymiş. Çok basit bir şeymiş bu. Açılacak lazım. Tamamen dik koluna gel. Çok güzel. Buna binelim mi? Binelim. Ama çok küçük çocuklar bindi ya. Nasıl bindi onlar öyle? Miniciklerdi. İçi boş diye mi kalktı öyle? Bilmiyorum ya, kesin ona bitsin. Ay, çocuklar nasıl? Hayır, kimi kalkıyor, kimi iniyor? Ay, çok kötü. İndirip kaldırıyor. Bir şey söyleyeceğim, o çocuk nasıl bindi ona minicik? Ay. Bir de içeri de götürüyor. Ay, çok fena yapıyor bu. Ay, çok fena. Aa, çok kötü. Buna binelim mi? Ben şimdiden kalktı. Buna binelim mi? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Buna biniyoruz. Evet. Eğer buna bineceksen. Evet, buna binmeyeceğiz. Ya buna binelim. Ben tek biniyorum. Hayır. Evet. Ya ne var bunda? Bundan mı korktun yani? Şundan mı korktun? Evet, korktum. Minicik çocuk binmişti minicik ya. Minicik çocuk düşünemiyor çünkü. Kuş kadar çocuk ailesi bindirmiş sana. O bir şey hissetmiyor çünkü. Ailesi o insan değil mi? Ailesi biliyor mu onu düşün. Ailesi izin vermiş işte. Ben olsam vermem çocuğumu. Yalnız birimizin kafasına uçsa biz burada daha tehlikeli durumdayız onlardan. Evet. Şimdi kaç tarafa geldik? Burada da süreni var. Şimdi bakın çıkıyor yukarıya doğru. Bu iyi tamamlayacak. Arkadaşlar, kart aldık, bu 3 TL'ydi. Şimdi trene biniyoruz. Bilmem mi? Arkadaşlar, çok ısrar ettiğim o aptal dönen şeye bindik. Ve ben bayıldım. Elim ayağım titredi. Sırtımdan ter falan boşaldı. Yemek yememiştik, çok açtık. Şimdi burada oturduk, elma yiyoruz. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Çok kötü oldum. Bundan sonra dönen hiçbir şeye binmeyeceğim. Arkadaşlarım da gülüyorlar. Ve hız trenine de bindik bu arada. O çok güzel. O mükemmeldi. Değil mi? Benim bacağım tutuyor. Hız trenin de yanında oturan arkadaşım bacağı böyle atıyor. Öyle işte. Ve cihaz bozuldu biz bindikten sonra. Adam dedi ki işte çok ısındı, 5 dakika kapatın falan yaptı. Böyle sırada insanlar bekliyor falan, cihazı kapattılar. Ben değil demek ki aslında. Zaten evet. Normalden çok daha fazla döndük. 10 dakika döndük. Yani normalde 1 dakika tutmuştuk. 3-4 dakika dönüyordu. Bir de 2-3 tanesini böyle bantlamışlar falan. Birisi böyle havada takılı kalmış. Birisi iniyor çıkıyor falan. Emniyet kemeri kırıktı. Aynen, arkadaşımınki emniyet kemeri kırıktı. Yani Allah'ın şeyine çalışıyor herhalde bunlar. Korkunç ya. Bir daha bilmeyeceğim ben hiç. Midem çok kullanmış. Yemek yemeye gideceğiz. Midem... Sen bilme artık. Yemek yiyeceğiz canım. Yemek istemem. Midem kullanmıyor ya. Başım hala zor. Ya yeter artık, gülme. Kapatıyorum arkadaşlar. Bay bay. Akvaryumda görüşmek üzere. Arkadaşlar, cihaz kapanmış. Biz bindik, sonrasında kapandı. Bozulmuş. Vallahi iyi kurtulduk. Ölüyorduk neredeyse. Ve şimdi bu sakızdan aldım. Yeşil. Ben mi?
Kapat. Ve akvaryuma gidiyoruz şimdi. Ağzın içine girelim. Evet arkadaşlar. Baydınlar'dan yemek yedik arkadaşlar. Çok kötüydüm bir ara biliyorsunuz. Gidiyordum. Gözlerim falan kayıyordu. Ondan sonra öyle işte yemek yedik Baydınlar'da. Onu çekmedim çünkü canınız çeker. Yani ben de, benim bile canım çekiyor editlerken o an yanında olmadığı için. Ben yediğim halde. O yüzden çekmiyorum. Ve şimdi finalden önceki son çıkıştayız. Heyecan dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Evet. Hadi başlıyoruz. Gel bakalım. Çok merak ediyorum. Türkiye'nin en uzun yılanı varmış burada değil mi? Hayır. Öyle yazıyordu değil mi? Öyle bir şey diyordu. Heyecanlıyım. Ooo çok güzel gözüküyor. Gökyüzüne bakın. Oradan yılan çıkıyor. Aaa yılana bak. Çok güzel. Okudu mu? Başlıyoruz. Ya çok güzel. Evet, bu balık asker balığıymış. Bilgileri burada yazıyor. Merak eden durdurup okuyabilir. Görmek isteyenler de izlesin. Çok güzelsin. Ya sen ne yapıyorsun ya? Çok tatlılar. Bu da mavi yengeçmiş arkadaşlar. Ortalama 3 yıl ömrü. Ya kıyamam çok saldırdan az. Bir şuna bak arkada. Saldırdan bir karaktere sahip bir şey. Ciddi misin? Bu kadar çekim. Ay bak bak ses, antenleri oynuyor. Zıplıyormuş bir acaba şimdi. Ay çok tuhaf. Ve burada da turuncu dikencili cerrah balığı var. Yelkenli yüzgeçli mercan balık ve soytarı trigger varmış. Oha çok güzel. Bu şey değil mi? Kayıp balık Nemo'da. Soytarı balığı hangisi? Şunlar çok güzel bak şu sarılar. Şuna bakın. Kıyamam sen de çok güzel. Şunu tura bak bu cerrah balığıymış. Ama kocaman. Bakın bu da çok güzel. Arkada kim büyük? Kayaları yiyorlar. Arkadaşlar balon balığına bakın. Ay bir şişsene ya. Biz bir YouTube'a çekeceğiz seni hadi. Hadi hadi. Hiç korkmuyor. Lokum. Gözlerimizi görüyor farkındayım. Bir şişsene. Gözlere farklı mı deniyor? Farklı mısın? Bucu 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 bucu. Evet farkındayım. Dudağa bak. Şu şey canlı mı? Evet. Bakın bu da palyaço balığıymış. Bayağı etli bir şey. Evet şuradaki bitki de çok güzel. Neymiş o ismi? Anemone. Anemon. Diyorlar ya anemonlar diye. Mercan ve deniz akrab... Deniz anasının yakın akrabasıymış. Ve ilerliyoruz. Plaj. Taraf çekmek istedim. Aynen. Plaj kullanmıyoruz zaten. Bu bakların adı neymiş? Hemen adına bakalım. Karagöz, lapin, papaz ve melanur. Melanur'un tipi. Karagöz ne? Bu melanur galiba. Çok huzurlu ya bura. Bakın arkadaşlar bu aslan balığı. Bu balığın dikenleri zehirli. Bak sırt yüzgeçleri zehirlidir. Diken şeklinde yüzgeçlere sahiptir. Herhangi bir tezahürlü yüzgeçleri aracılığıyla zehir salgılar. Bunu yakalayanlar böyle çok şey tutuyorlar. Evet zehre maruz kalan kişinin solunum sistemi ve sinir sistemini bozukluğa meydana gelip solunum sıkıntısıyla ölümle sonuçlanıyor. Çok korkunç. Bak. Ha göze bak. Yerim seni.
O da bana diyecek ki şimdi ben sana bir güzel bir zehir verirsem kim yiyeceğine karar ver. Ama bunu yiyorlar. Sen kimi yiyor musun? Niye orada duruyor? Oksijen mi yetmiyor hayvan acaba? Ve şimdi sırada bunlar var. Şunlara bakın. Özellikle bu ne? Kamerada çok şey çıkmıyor ama aşırı fosforlu bir rengi var. Sarıya bak. Kirpiği mi var bunun? Sarılara bak. Bak bu kayıp balık Nemo bu işte. Fark ettin mi aynısı? Sarı çok güzel. Ooo mercanlara bak. Şuna bak küçücük. Şuna bak. Güzeller ya. Hiç güzel şu arkadakine bir baksana. Kamerada hiç olduğu gibi değil ya. Yani sen gözüyle gördüğü gibi değil. Biz gidince burada kala kaldı diye geri geldik. Şunu çeksene çok güzel döndü. Oh, çok güzel şu. Arka dışarıya bak. Duvarla bir şey mi verir? Yeter. Git buradan. Çok güzel şey yaptım. Görüntüler aldım seni. Biliyor musun? Bu sana resmen takılı kaldı burada. Balığı büyüledin ha. Balık büyülendi şu an. Balık gitmiyor. Git kızım git. Daha kaç dakika bunu çekeceğiz? Yere gelme. Ben anlamadım nedir bu yaşama. Bak şimdi bak duruyorlar bir. Tamam yeter ki. Çek şunu çek. Düşünüyor mu? Yine öyle şey kalacak mı acaba? Ama bir tanesi kalacak. Ceyda. Bir tanesi kalacak mı? Yine mi sarhoş ettin? Yine yakaladım ya. Beni çeksene. Arkadaşlar biraz önceki o semender balıklarının kendi o kopan uzuvlarını yenileme özelliği varmış. Bu insanlar da işte kopan yani uzuvlarını yeniden basın üzerine onlar çalışmalar yapıyorlar şöyle. O hayvan çok güzelmiş. Hiç anlaşılmıyor ama. Çünkü çok şey, kırmızı gözüküyordu. Her şey dona kalıyor Samet'in. İçimiz hem dona kalıyor. Ben de dona kalacağım burada. Yaşar çizeyim mi? Bunlar biraz önceki balıklar nesli.
da gördünüz ya biraz önce. Kelebek balığına bakalım. Bir de tridak. Ay çok güzel. Bildiğin Serdar ne ya bu? Nereye geldik? Bak bak. Bunlar köpek balığı diyor. Hemen okuyup geliyorum adına. Çirkinler. Tatlısı köpek ben de. Köpek balığı işte. Benziyor değil mi? Ama bunlar farklı. Bunlar değil. Şurada köpek balığı ya. Durmuyor ki bu çekerim. O zaman balık yiyordu mu? Çünkü balığı da dondurursan daha ben bir şey yemeyeceğim diyeceğim. Balık geliyor bana. Evet ya. Ay kaplumbağalara bak. Kızıl yanaklı su kaplumbağası. Kayman var. Kayman. Kayman timsah değil mi? Bilmiyorum ki ben. Aa bak kızıl yanak falan şişiyor. Yanaklar kırmızı kırmızı. Utanmış abi senin. Daha da çok utanmış. Utanmış. Ha, karşıdan ne kadar çok var? Özür dilerim. Bakın mesela. Karşıdan ne kadar çok var öyle. Evet. Bakın yanaklarına bak. Ya netlese mi? Çok tatlı. Kendini sokmaya çalışıyor. Bence bunlar utanmış. Hepsi bir köşeye sarılmış. Beni de çekebilirsin herhalde bu arada. Seni daha havuza atayım mı? Gel gel. Havuza da var. Yetin havuza. Ya ben size Instagram'dan story çekmeye çalışıyorum bu arada. Beni Instagram'dan takip ederseniz verebilirsiniz. Şuraya bakacağım. Ben sağlamlarım. Gel havuzaları göstereceğim. Gel bir de bak. Şuna bak. Kemikler değil mi işte? Bayağı göbekli de ha. Aa benim sırtım var. Ceyda göbeği var bunun. Nasıl fark ettin onu ya? Bayağı göbekli bu. Ay arkada da kayık balık Nemo var yine. O da onun besini herhalde, onu da beslen. Emin misin? İki kişi mi besleniyor bundan? Hayır, yıldız mı yiyecek diyorsun? Evet. Hayır ya. Ya. Ben hiç göbekli balık görmemiştim. Deniz kestanesi. Mustafa'nın ayağına yapışmıştı biraz. O süre damsel balığıymış. Çok anlamlı geldi. Çok güzel ya. Yazık ama tek başına bu ya. Hani kestane göremiyorum ben. Gören yazsın. Şu yerlerde bir sanki kestane kırıntısı var gibi böyle kopmuş bacaklarıyla. Bak şundan ufak bir tane çıkıyor. Ya. Şu çok güzel ama. Şurada da var. Evet çok güzel. Yazık ya bunlar da böyle buraya hapis gibi geliyor ya, bana üzülüyorum. Gidelim. Ne güzel. Kapan şerisinde koza geldik, en korkunçu bence bu. Oho. Ay çok kötü. Ay çok korkunç.
Bir tane var değil mi? Şu taraftaki de mi ona ait? Ay bacaklarım ya, bunu nasıl yiyorsunuz ya? Yemeyin Allah rızası. Ya çok güzel bir yere geldik. Burada bir galonla balık besliyorlarmış. Ne, şunlara bakayım, yaklaştırsana. 15 TL'ye getir. Çok tatlı. Bir şey verdiğini Şimdi havalı bahçeye giriyoruz, değil mi? Sonra buradan çıkarız galiba. Gel. Kapalı mı? Aa, kapalı. Burada tavşan falan var. Galiba sadece bu kadar. Orası kapalıymış, buradan devam ediyoruz. Pek havalı olduğu söylenemez ama. Arkadaşlar mükemmel bir yermiş, gelin görün burayı. Nata Vega'da. AVM'nin -2. katında. Burada kimler var? Pamuk başlı Tamarin. Neredesiniz? Kendinizi gösterin. Oyuncakları falan da var. Baksana. Yemek kapları falan var. Neredeler? Yoklar. Yemekten bırakırsan böyle bir doğal afet olmuş. Burada da marmoset diye bir şey varmış ama yoklar şu an içeride. Bu da kara kulakmış arkadaşlar. Ay yüzü çok güzel. Kedinin çok büyük hali gibi durmuyor mu? Ay çok fena bir şey. Kedi uzamış. Sinirlendi bana. Çekme ben. Ya çekme ya. Merhaba. Bir durdu, fark ettin mi? Belki de içerideki cam dışarıyı göstermiyordur. Bizi görmüyordur. Görüyordur ya. Bir de yukarıda varmış. O ayağına bak. Ayağı şey gibi, köpek patisi gibi. Fark ettin mi? Bunlar süfür tepeli kakatuymuş arkadaşlar. Papağan değil. Ve burada bir tane tuz mağarası diye bir yer var. Bura nere? Tuz mağarasında terapi yapıyormuş ve üst solunum yolu kronik rinit. Bu baksana, alerjik rinit, alt solunum yolu, bir hepsine iyi geliyormuş. Bakın burası da tuz mağarası. Burada terapi yapıyormuş insanlar. Üst solunum yollarına falan iyi geliyormuş. Hastalıklarına. Buradan çıkınca ileride hemen adrenalin dünyası. Yüksek ihtimalle yılanlar var. Başlayalım. Bakın adrenalin dünyasının tavanını çok güzel yapmışlar. Burada da hayvanları şöyle tek tek koymuşlar. Şimdi tek tek inceleyeceğiz. Burada. Bence bu korkmuş değil. Sence? Gerçi odamda görsem bayağı korkardım. Ne kadar uzun kuyruğu var. Adı neymiş? Yeşil basilisk. Green basilisk. İsmi daha korkuyor sanki. Burada kıvrık kuyruklu kertenkele. Bulabilene aşık olsun. Hadi bak. Bu ona kertenkele hediye ediyoruz. Cidden nerede Allah aşkına? Yok. Burada da gila canavarı.
Ay çok kötü. Arkadaşlar şuna bakın şimdi burada nerede sizce? Görebilen varsa aşağı yazsın, şu an gözüküyor. Ben gösteriyorum. Oo, çok iyi. Burada yeşil iguana var. Nerede? Görebilen var mı? Gösteriyorum şimdi. Hop. Baba. Ve burada Asya su varanı varmış. Nerede? Görebilenler. Çok basit bu. Gösteriyorum. Hop. Çok iyi gözüktü. Bize bakıyor şu an. Bunu görüyorsunuz zaten. Kırmızı tegu. Görebilen var mı diye yakınlaştırıp. Göremiyorum hala, bir türlü göremedim. Yüzünü görmek istiyorum. Göremedim. Sarı çizgili zehirli ok kurbağası. Yaklaşalım. Ay bu ne? Sağlıklar herhalde. Ay! Şu mu? Şeyin içindeki. Arkasında da var. Çok güzel yapmamışlar mı? Burada ne var? Hiçbir şey yazmıyor da, yazı da yok. Kapmış yazısı. Burada bir şey yok benim kısım. Burada ot var. Ateş bacaklı tarantulaya bakın. Ay bu ne? Ah, çok kötü. Odama gelsen olur. Üstümüze falan biner de dikkat et. Pembe tüylü tarantula. Şuna bakın. Allah kahretmesin, bu ne? Örümcek fobisi olanlar çıksın videodan. Videoyu ileri sarın. Ben de kapatıp çıkıyorum buradan. Kırmızı dizli Meksika tarantulası. Ay bu ne Allah aşkınıza. Örümcekleri çok severim ben. Normalde bu çok korkunç. Dev geyik böceği. Dev geyik böceğiymiş. Arkadaşlar nerede? Gösteriyorum. Ay çok korkunç. Aman böceğine benziyor. Oha. Bu kuş yiyen tarantula mı? Yani şuna bakın. Bakın. Kuş bunu korkarsa teslim olur zaten. Bu ne? Tıslayan aman böceği mi? Ay ay aman böceği. Ay. Bir dakika, benim buna korkum var. Ay çok kötü. Odana girip de tıslamıyoruz. Eğleniyor muyuz gençler? Bunlar bayağı eğleniyor. Ay çok kötü. Allah'ım sen koru. Ben bunu istemiyorum. Gidelim buradan. Şu mu? Evet. Al şu örümcek daha güzel bence. Kuş, şu an kuş yiyen tarantula mı ya? Madagaskar diye. Ana vatanı Madagaskar'mış. Tıslayan aman böceği bu değil mi? Madagaskar göçmenlermiş. 10 santime kadar uzuyormuş. Bu. He. Hayvansal ve bitkisel artıklardan besleniyormuş. Dünya üzerindeki en büyük aman böceği türlerinden biriymiş. Yok, tehlike hayır. Anında yılan gibi tıslayarak düşmanını korkutmuş. Ay. Bu Amazon ağaç boğa yılanıymış. Boğa değil de boğa. Oh my god. Bunlar da Amazon süt kurbağasıymış. Şunlara bakın. Şurada da var bir tane. Çok kötü çıktı. Haha şu köşedekine bak. Bak. Arkadaşlar şuna bakın. Kırmızı kuyruklu boğa yılanı. Kuyruğu nereden? Hani kırmızı mı? Aa kuyruğu kırmızı cidden. 3-4-5 Dünya üzerindeki en büyük piton yılanı mı? Dünya üzerindeki en uzun yılan türü. En uzun yılan türü. Ağzını açacak. Bu da kafesli pitonmuş. Yani bunları karşılıklı böyle birbirine kur yapsınlar diye mi? Bilmiyorum ama karşı karşıya. Ay çok kötü duruyor su. Allah sen koru yarabbim. Şu cama güveniyoruz şu an. Bakın arkadaşlar yere de derileri soyulmuş. Deri değiştirmiş yüksek ihtimalle. Oha. Kraliyet pitonu. Hassas içerikli. Aynen hassas içerik var yani. Madagaskar gün kekosu. Gekosu. Kekosu bu. Gün kekosu. Ne su içiyor? Brezilya gökkuşağı boğa yılanı. Kafası ortada. E kuyruk mu? Su içiyor sanıyordum ben. Uyumuyor, gözü açık. Kapalı mı? Ay bu ne ya Allah aşkına. Ah.
Bakın arkadaşlar. Şu an kafayı bize dikmiş durumda. Ay ilk defa haritadan bir şey gördük çok şükür. Ay benim bir bakımdan da enerji kaldı. Bunun adı da Pueblan süt yılanıymış. Ben sürekli bana bir şeyler dokunuyor gibi hissediyorum. Ay gidiyor. Çok güzel gitmiyor mu ya? Nasıl? Neyle gidiyor bu? Nasıl gidiyor? Kafasını kuma gömdü arkadaşlar biraz önce. Ay dilini çıkartıyor gördün mü? Annem izleyince bu videoyu bana bağıracak. Annem çok korkar. Ay kalktı resmen ayağa kalktı. Ay gidiyor daha da. Bizi yemeye çalışıyor. Yılan dansı yapıyor bence bize. Hoş geldin selamlar. Yılanlardan korkma diyor sana. Öyle mi? Ay çok kötü. İnanın bana çok kötü. Bu acıkmış bence. Ya da senin kameraya yine tutuldu. Ne diyorsun? İşte bu yılan dansı yapıyor. Ay dilini gördün mü? En saçma hareket yapsa yılan dansı olacak değil mi? Sonuçta yılan. Bak bak bak. Ve sonunda kuşlara geldik. Tavşan mıymış bu? Hayır, arkadaki tavşan bu değil. Başka bir şey. Dev tavşan. Tavşanlar bu. Peki ya sen kimsin? Tipe bak çok tatlı. Ve yine buraya geldik. Kara kulak. Ağaçta da var bir tane. Ay çok güzel bakıyor. Evet, şimdi tünele gidiyoruz arkadaşlar. Daha bitmedi. Şimdi bu tünelde timsah varmış. Timsah getiriyorlar ve balıklar var yine galiba. Timsah orada, gördüm ben. Size de göstereceğiz. Mavi yola girmiyor da. Gel gel. Şimdi mavi yola. Bu şey işte, Türkiye'nin en büyük şeyi burada. Hayır, timsah. Tamam, oraya gireriz de. Tünelde bize neler eşlik edecek? Buradan merak edenler tek tek bakabilirler. Şu an hepsini tek tek açıklamayayım ben size. Video zaten yeterince uzun olacak gibime geldi. Ve biz tünele girelim. Gözüküyor. %40 daha büyük gözüküyormuş balıklar. Daha küçük görünüyor. Küçük, pardon. Doğru. Şu %40 küçükse bunun gelsin ne kadar? Çok büyük. Buranın bir anda patlayıp açıldığını düşünsen. Ya da düşünme hadi işte. Çok güzel ya. Çok huzur dolu biliyor musun? Selam. Çok büyüksün. Hop. Daha gidiyor. Ay çok büyük cidden. Şöyle işin tünelin içindeyim zaten. Çekiyor musun şu an? Yani böyle çekiliyorsun mesela. Neredeydim? Ceren yukarıya bakıyor. Evet, ve sona doğru yaklaşıyoruz. Burada çok güzel bir şey gözüküyor ama bilmiyorum nasıl bir şey.
Evet, balık da burada. En çirkin balık. Gel, bak balonuzdan gidiyor. Yine bizim gördüklerimiz. Biraz pahalı ama güzel. 46. Onları dur, dönüşü de göster. Arkadaşlar o kadar büyük ki zaten Türkiye'nin en büyük çırp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 
Farkında mısın? Çok rahat davranıyor. Şuna bak, şu minnoşa bak bir de. Şuna bak, gülen yüz gibi kaldı. Çok tatlılar. Gözüme yaklaşsana bir tane. İnsanın gözüne çok benziyor, biliyor musun? Ya! Şimdi %40,5 ayrıysa bir çok büyük demektir. İki katı yani. Neredeyse. Tamam, tamam. Çok güzel değil mi ama? Çok böyle sanki kayıp bir, daha önceden beri bir yer böyle çökmüş de sular altında kalmış gibi duruyor değil mi? Hı hı. Denizler altında 20 gün fersah. Gel bakalım, gel gel. Bu tarafa doğru gel, Şahin denizini görelim. Bir tane daha geliyor. Keşke çekiyor olsaydım. Bakın çok güzel. Tam olarak şurada kim var bakın. Şimdi size bir şey göstereceğim, korkmayın. Çünkü biraz önce suyun içinden çıktık, bunu görmeye hazır değilsiniz. Yılan göstereceğim. Tek gözlü kobra. Hadi. Tek gözlü kobra değil mi çekiyorsun? Ay bu da tek gözlü kobraymış da bu çok kötü gözüküyor, bir de bembeyaz. Kafatası. Stegi. Ben şimdi tüküren kobrayı gösteriyorum size. Tehlike anına zehir tükürürmüş. Tehlike anına zehir mi tükürürmüş? Zehir tükürürmüş. Oh my god. Bakalım. Şu an tehlike anında değilsin, lütfen tükürme. Güzel çıkıyor.
mi açık mı gözü? Açık. Aradan mı bakıyor böyle sinsi ya? Dişlere bak, dişlere bak. Olur. Dur dur dur. Çok güzel. Bu hayvanlar öyle mi? İyi anlıyorum ki. İnsanlara bakmıyorsun. Aa! Resmen kameraya yapıyor. Seni korkutmaya çalışıyor şu an. Giden gelen giden yani hayvancağız artık sıkıntıdan. Baksana strese girmiş yani. İnsan canını tutamıyor. Bunun günlük yürümesi gereken belli bir mesafe vardır. Hayvanlar çok güzel ama böyle de kafes demek yani çok günah ya. Hayır bunun bir niye arkadaşı yok bir çifti? Doyasıya koşamıyor. Bir de şey aynen koşamıyor, yani. Yürüyemiyor. Bu ne ayakları bacakları bağlı. Sağa sola hep aynı yere kalmış bak o da stresli. Sabahtan beri dolaşıyor orada. Neyse gel ben size gidelim. Merhaba. Çok güzelsin. Gel gidelim gel ben. Tutlandı. Bakın balık kalem. Fiyatı 25 TL'ymiş. Biraz fazla balık çekmeye gidiyoruz. Kabaca. Mesela burada arkadaşlar var. Çok güzel. Benim saçını yapmış. Bakın abi şey. Benim saçlarım. Bence güzel şu. Şunlar da çok güzel. Deniz otu. Bakın arkadaşlar. Bu bozulmuş. Araba, inek var. Araba alarmı gibi değil mi? Annem inekleri çok sever. Ona bir tane şunları alsam güzel olur. Gerçek deniz yıldızı var içinde. İnanmıyorum çok güzel. Sadistik. Bir canlıyı kurtu da boynada kız. Deniz taşı doldurmuşlar çok güzel. Bunlar 25 TL'ymiş. Böyle de deniz yıldızı var. Bunlar aynı. Bu da mumlukmuş. Burada büyük kereler. Ya şunlar çok tatlı değil mi? Özellikle bu. Ve bu da. Hepsi. Burada benim köpek balıkları varmış. Burada tuz sabunu varmış bak. Sivilce, leke, akne, kaşıntı, mantar, sedef, egzama, terkokusu, seliteyi geliyormuş. Evet, yalan. Her şey. Ya da şunlar. Şunlar nasıl? Bir de bunu çek. Koysana bana. Çok güzel. Şu arkadan çekeyim. Bir sepet de olacak. Akla vega netmiş bunlar 25 TL'ymiş. Kapanıyor. Kapandı. Bu kadar. Şuradakiler çok güzel. Şunlar. Çok güzel. Bayağı güzel yapmışlar. Bakar mısınız? Martı falan da var. Şunlar çok güzel. Böyle şeyler çok güzel durmaz mı sizler evde? Bence de çok güzel. Şu da çok güzel bak.
ne var? Karetta, karetta. Çok güzel. Çok güzel. Çok tatlı değil mi? İçinde de balık var. Yukarıda da var balıklar. Aa, şu yeşil çok güzel bak. Burada ördek var. Yeşil yeşilsin sen de. Arada sticker şey oluyor, yıldızlı. O yüzden artmıyor. Hadi gidelim. Bu arada 89 TL'ymiş. Baksana ne kadar güzel yapmışlar. Bunlara bak. Çok, 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 çok tatlı. Çok güzel olmuş. Bir de şu. Yok ya sıcak. Sıcak. Niye böyle sıcak ya? Yasal olmasın. Sanırım çabuk yani. Mıknatısına.